Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Elektrik üretme ile ilgili hazırladığım videoların, hazırladığım içeriklerin birçoğunuz tarafından ilgiyle izlenildiğini ve takip edildiğini gayet iyi biliyorum. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar diyecek ki ya nereden biliyorsun ilgiyle izlediğimizi, takip ettiğimizi? Ama bu durum videoların izlenme sayısından, beğenilmesinden ve yorumlarda birçok arkadaşımın elektrik üretme ile ilgili yeni teknikler, yeni metotlar göstermemi istediklerinden gayet iyi anlaşılıyor. Ben de bu durum üzerine birçok kişiye faydasının dokunabileceğini düşündüğüm bir video daha hazırlamak istedim. Birçok takipçim bazı videolarımın daha önceden çekilmiş olduğunu bilmedikleri için yeniden o videolarla ilgili içerik hazırlamamı istiyorlar. Ben de bu videoda daha önceki hazırladığım içeriklerden sizler için en kolay, en masrafsız ve en verimli şekilde elektrik üretebileceğiniz bir derleme yapmak istedim. Birazdan elinizdeki hurda fotokopi makinelerinden, hurda yazıcılardan elde edeceğiniz motorlarla çok verimli bir şekilde elektrik üretebileceğiniz 3 farklı teknik göstereceğim. Bu tekniklerle ilgili ayrıntılı videolar kanalda var. Ben bu videoların linklerini açıklamalar kısmında sizin için ekleyeceğim. İsteyen arkadaşlarım bu videolara giderek daha detaylı bir şekilde bu malzemelerden nasıl elektrik üretebileceklerini öğrenebilecekler. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen bu metotların, bu tekniklerin neler olduğunu görelim. Fakat ondan önce her zamanki gibi kanalımızın gelişimi açısından kısa bir sponsorluk reklamımız var. Önce onu izleyelim. Daha sonrasında da bu 3 metodun neler olduğunu hep birlikte görelim. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Bu videomuzda çok basit ve çok verimli bir jeneratör yapacağız. Jeneratörü yaparken bize de burada gördüğünüz eski bir yazıcının içerisinden çıkan step motor lazım olacak sevgili arkadaşlar. Bu tür step motorları eski yazıcıların içerisinden gayet rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben burada bir takım malzemeler hazırladım. Küçükten büyüğe doğru burada ledlerim var. Birkaç tane diyotum ve 2 tane de kondansatörüm var sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu yazıcının içerisinden çıkan step motorla nasıl çok verimli ve çok basit bir jeneratör yaparız, onu uygulamalı olarak göreceğiz. Step motorun hemen burada bağlantı noktaları var. Gördüğünüz gibi 3 uç burada, 3 uç da burada olmak üzere 6 adet uç var. Bu uçların şu 3'ü bir grup bobinin, şu 3'ü de bir grup bobinin uçları. Bir adet şu tane ledlerden alıyorum ve buradaki bobinlerin ucuna değdiriyorum. Bakın, döndürdüm ve hemen ledin yandığını görüyor musunuz? Evet, bu da demek oluyor ki az bir döndürmeyle bu ledi yakabildiğine göre bu motordan gayet güzel bir şekilde elektrik üretebiliriz. Bobinlerin uçlarındaki elektriği kullanabilmemiz için doğrultmamız lazım. Motoru da tutarak arkadaşlar, motor dönmesin diye, bakın 1.9 volt, 3 volt, 12.5 volta kadar, gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde 12.5 volta kadar elektrik üretebiliyoruz bu step motordan. 12 voltluk ledimi bağlayacağım.
Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ledimi yaktı. Bu led sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung ledlerden ve alüminyum çubuk led, yani wattlı bir led. Işığı çok güzel bu ledlerin. Aydınlatma amaçlı kullanabilirsiniz bu jeneratörünüzü gördüğünüz gibi. Biz şu anda tek bir bobinden, gördüğünüz gibi şuradaki tek bir bobinden çıkış aldık. Geri kalan bobinler olduğu gibi duruyor. Burada da elektrik üretiliyor ama şu anda onları kullanmıyoruz arkadaşlar. Onları da kullanarak bunu daha verimli bir hale getirelim. ...49 volt... seri bağlantıda voltaj gördük ve evet sevgili arkadaşlar, hurdadan söktüğümüz ve bize dünyanın en verimli ve en pratik elektrik jeneratörü görevi yapacak olan malzememiz bu. Bakın hemen burada 5 faz stepping motor yazıyor. Gördüğünüz gibi 5 fazlı step motor. Normalde piyasada genel itibariyle hep 4 çıkışlı ya da 6 çıkışlı step motorlar görürsünüz. Fakat bu step motor o gördüğünüz step motorlardan farklı bir step motor ve 3 fazlı DC motorlar gibi çalışan fakat 5 fazlı olan bir step motor. Bu step motoru hurda bir fotokopi makinesinden söktük. Bu motorun 5 fazlı yapılmasının sebebi çok daha hassas kontrol yapılmak istenmesi. Bakın burada 5 fazlı motorumuzun 5 tane kablosu var arkadaşlar. Şimdi ben birinden elektrik üretme işini size ölçü aleti yardımıyla göstereceğim. Fakat daha sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar takip edin. Ve bu motorlar hakkında genel ve iyi bir bilgiye sahip olun arkadaşlar. Şimdi bakalım motorumuz rotorunu döndürdüğünde, yani orta göbek kısmını döndürdüğünde kaç volt bir voltaj üretecek onu görelim. Şimdi de evet bakın 1 voltu çok yavaş bir döndürmede hemen motorun bize 1.4 volt 1.5 volta yakın bir voltaj gördük. Biraz daha hızlı 1.8'i gördük. Bakın elimde bile 1.9 volt 2.1 voltu gördük. 2.3 volt 2.5 volt. Şöyle daha hızlı döndürecek bir şekilde yapayım. 2.5 volt 2.9'u gördük. Evet motorumuzun devri ne kadar artarsa, yani ne kadar hızlı dönerse bize üreteceği elektrik enerjisi de o derece fazla olacaktır. Bakın mesela neden bu motor hakkında pratik dediğimi siz de görün arkadaşlar. İçerisine herhangi bir mıknatıs yerleştirme yok, rotoruyla uğraşma yok, herhangi bir işçilik gerektirmiyor. Kendi halinde çok güzel bir voltaj üretiyor. Onun için videolarımı tamamen izlerseniz olayın nereye geldiğini, ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız ve öğreneceksiniz. Neler yakabiliriz bakalım bu motorla, onu görelim. Yaklaşık 2 metre kadar bir şerit dedim. Bu motorla yakabilecek miyiz onu görelim. Bakın gördüğünüz gibi şeritlerimiz gayet güzel bir şekilde bizim motorumuzda sadece tek bir bobinden aldığımız enerjiyle gayet güzel yandı arkadaşlar. Şimdi biz buraya bir de akkor filaman telli bir lamba bağlayalım. Şu otomobil lambalarımızdan bağlayalım. Motorumu yine şarjlı matkabımla döndürmeye başlıyorum. Evet. Yükelindiği için biraz zorlanmaya başladı. Evet bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi akkor filaman telli lambam da gayet güzel bir şekilde yandı. Yaptığımız bu devre aracılığıyla motorumuzun ürettiği AC elektrik enerjisini 5 fazlı olarak DC'ye çevirip artı ve eksi uçlar çıkardık arkadaşlar. Ürettiğimiz DC voltajı doğrulttuktan sonra da buradaki kondansatör vasıtasıyla filtre edip tam DC haline getirmiş olduk. Şimdi bakın bu kartımın artı çıkışı bu sarı kablo, eksi çıkışı da bu sarı kablo ve ben bu karttan sonra DC gerilimimi direkt lambaya bağladım. Şimdi bu 5 bobinin birden kullanılmasıyla bakalım ne kadar parlaklıkta yanacak, hep birlikte görelim. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi lambamız çok çok daha parlak bir şekilde yandı. Çünkü biraz önce şemada da gösterdiğim gibi biz ilk olarak tek bir bobinden elektrik enerjisi üretip akkor filaman telli lambamızı yakıyorduk. Fakat şimdi motorun üzerindeki 5 bobinin 5'ini de buradaki doğrultma devresinden geçirip güçlerini birleştirmiş olduk ve artı eksi tek kablo haline getirmiş olduk. Eğer sabırla videoyu sonuna kadar izlerseniz buradaki devrenin de nasıl bir çalışma şekli olduğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım.
Bu görmüş olduğunuz motor bir fotokopi makinesinden söküldü. Fotokopi makinesinin servo motoru olarak kullanılan bir motor arkadaşlar. Bakın hemen şurada motorun etiketini de görebiliyoruz. DC servo motor. 24 voltla çalışıyormuş arkadaşlar. Tipi, ondan sonra işte parça numarası falan filan gibi Japon yapımı bir servo motor. Ben şu dişlisiyle birlikte söktüm bu servo motoru ki devri yükseltmek zorunda kalırsak aynen bu dişliyi kullanalım diye. Beraberinde bir başka daha dişli söktüm. Onu videonun ilerleyen safhalarında göreceksiniz arkadaşlar. Sökeceğiniz malzemeleri yazıcılardan, fotokopi makinelerinden kurulu olduğu düzenekle birlikte işe yarayacak şekilde sökerseniz sonradan kullanırken sıkıntı yaşamazsınız. İşte ne bileyim dişli mekanizmasıyla birlikte, eğer üzerinde bir kayış varsa o kayışıyla birlikte ya da o kayışı gerdiren bir yay mekanizması varsa onunla birlikte parçaları bu şekilde sökmeniz her zaman sizin yararınıza olacaktır. Çünkü kullanımda, yani başka bir projede o malzemeleri kullanırken bu tür mekanizmalar birlikte söktüğünüz zaman, birbiriyle uyumlu parçaları birlikte söküp birlikte sakladığınız zaman çok daha faydalı olacak sizin için. Ekstra malzeme arayışına girmeyeceksiniz. Ekstra parça yapma ya da yaptırma işine girmemiş olacaksınız. Mekanizmayı söktüğünüz gibi dişlileriyle, kayışıyla, gerdirmesiyle, kasnağıyla hep birlikte yeni projelerinize kullanabileceksiniz. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden bu güzel motorun elektrik üretme işinde nasıl kullanılacağına ve nasıl bu motordan faydalanmamız gerektiğine bakalım. Hemen bu motorun çalışıp çalışmadığına bakalım. Güç kaynağımızı bir açalım şöyle. Evet, 0 volttan başlayacağım. 24 volta kadar bu motoru bir besleyeceğim arkadaşlar. Motorumuzun çalıştığını gördük. Bu motordan nasıl elektrik elde edebiliriz? Nasıl elektrik üretebiliriz? Ve bu ürettiğimiz elektriği nasıl kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Öncelikle 6 volt seviyesinde başlayacağım. Şu motorumu da bu şekilde tuttuktan sonra şöyle elimle bir döndüreyim arkadaşlar motoru. Gördüğünüz gibi hemen 1.6 volt seviyelerini rahatlıkla, bakın çok az bir döndürmede hemen motorun gayet güzel elektrik üretebildiğini görüyorsunuz. 2.9 voltu gördüm. 5 voltu gördük arkadaşlar. 5.6 volt. 6 voltu geçti hatta, ekran bir gitti geldi. Bir kademe yükseltelim. Evet, 6.60'ı gördüm. Yine 6 voltun üzerinde. 7 voltu gördüm arkadaşlar. 7 voltun üzerine çıktığını gördüm. Neyse. Bakalım açık devre voltajı kaç volt alacağız bu motordan. Hep birlikte gözlemleyelim. Şöyle rahat bir oturtayım dişliyi. Evet. 8-10 volt. Evet, 17 volt. 18.69, 18.70 voltu gördük motorumuzda açık devre voltajı olarak. 18.70 volt da 12 voltluk bir aküyü şarj etmek için gayet ideal bir voltaj arkadaşlar. Bu voltajda 12 voltluk akülerinizi gayet güzel bu motorla şarj edebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de batarya şarj olayı, yani akü şarj olayı nasıl olacak? Bir aküyü nasıl şarj edeceğiz bu motorla? İsterseniz hep beraber onu görelim. Bakın 15.74 volt batarya voltajımız. Şu an akım sıfır gözüküyor. Evet, 15.82 volt. Batarya voltajımız yükseliyor. Şu an 220 mAh gibi. Bakın 300 mAh ile bataryamız gayet güzel bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. 260 mAh sabitledik şu anda. Evet, gördüğünüz gibi batarya voltajımız da 16.54, 16.55, 16.56, 240 mAh ile gayet güzel bir şekilde bataryamız şarj oluyor şu anda. 16.60, 16.61. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, gördüğünüz gibi motorumuzda 250-260 mAh, hatta bir ara 300 mAh'ı gördük. 300 mAh seviyesinde gayet güzel buradaki batarya grubumuzu şarj etmeyi başardık. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri, güzel bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.